Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen kolektif güvenlik anlaşması örgütü zirvesinin ardından konuştu. Today, Rus liderin gündeminde Ukrayna'nın batı menşeili uzun menzilli füzeleri Rus topraklarında kullanması vardı. Aresnika. После этого дважды Putin, Rusya'nın Dnipro şehrine düzenlediği misileme saldırısından sonra Ukrayna'nın Kurska iki kez daha ABD yapımı Atakımslarla saldırdığını açıkladı. Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi halinde ellerindeki tüm silahları kullanacaklarını söyledi. Savaş halinde olduğumuz ülke bir nükleer güç haline gelirse ne yaparız? Bu durumda Rusya'nın elindeki yok edici araçların tamamını, bunu özellikle vurguluyorum, tamamını kullanacağız. Hepsini. Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya oturmak için ön koşu olmadığını söyledi. Hiçbir ön koşul belirtmedim. Görüşmelerin başlaması için ön koşulum olduğunu asla söylemedim. Sadece barışa yönelik şartlarımızdan bahsettim. Rus lider Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump'la ilgili de konuştu. Trump'ın suikast girişimine uğradığını hatırlatan Putin, bence Trump şu anda da güvende değil yorumunda bulundu.